Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hemen şu anda elimde görmüş olduğunuz Honor Earbuds 2 SE kablosuz kulaklığı inceliyoruz. Biliyorsunuz Honor kısa bir süre önce Huawei bünyesinden ayrıldı ve artık kendisi bağımsız bir marka olarak yoluna devam etmeye başladı. Ülkemizde de faaliyetleri bulunan markanın farklı farklı ürünleri de ülkemizde de satılıyor. İşte geçtiğimiz günlerde Honor 50 ailesiyle beraber tanıtılan bu kulaklık da Türkiye pazarına giriş yaptı. Şimdi her zaman yaptığım gibi ben bu kulaklığın dış görünümünden bahsetmek istiyorum. TWS dediğimiz True Wireless Stereo olarak bilinen teknolojiye sahip bir kulaklık var. Kutusunu ekranda da görüyorsunuz. Bunu detaylarda da koyacağız. Dikdörtgen şeklinde ama köşeleri yuvarlatılmış bir dikdörtgen formunda. Ve böyle masaya falan koyduğunuz zaman, pardon burada düştü ama böyle durabiliyor görüyorsunuz. Masada falan durabilecek bir formu var. Ön tarafına baktığımız zaman Honor yazısını görüyoruz. Bu yazının üst kısmında da küçük bir LED lamba var. Bu da bağlantı sırasında ya da eşleştirme sırasında yanarak bize cihazın durumu hakkında bilgi veriyor. Aynı zamanda pili azaldığı zaman da kırmızı yanarak bize haber veriyor. Bunun dışında cihazın alt kısmında, yani kutusunun daha doğrusu alt kısmında Type-C dediğimiz Type-C olarak da bilinen İngilizce'de bağlantı yuvası mevcut. Yine önden baktığımızda sağ yan tarafta gizli bir düğme var. Bu düğmeye basılı tuttuğumuz zaman cihaz arama moduna geçiyor. Yani etraftaki diğer cep telefonlarıyla eşleştirme moduna hazır hale geliyor. Bunun dışında kulaklıklara bakacak olursak kulaklıklar da aslında oldukça şık görünüyor ki beyaz ve siyah renk seçenekleri var. Bize gönderilen versiyon sizin de şu anda ekrandaki detayları anladığınız gibi beyaz renkli. Kulaklıklar kulağın içine girebiliyor ve bu kauçuk parçaları da değiştirilebiliyor arkadaşlar. Bu da önemli bir detay. Neden? Eğer kulağınız büyüktür, küçüktür, bu kauçuk parçaları kutusundan çıkan parçalarla değiştirip siz de kulağınıza göre bir boyut belirleyebiliyorsunuz. Yani yekpare bir gövde yok. Onun altı özellikle çizeyim. Bunun dışında kulaklıktan left ve right, yani sağ ve sol olarak üzerinde yazıyor. Ve işte çeşitli bağlantılar, kontaktörler de yine cihazın kulaklıkların üzerinde yer alıyor. Bunun dışında hani kullanımı çok zor bir şey değil. Kutusundan bir de Type-C kablosu çıkıyor tabii ki. Bunu da şarj için kullanıyorsunuz. Şu anda ekranda bir teknik veriler tablosu görüyorsunuz. Honor Earbuds 2 SE ANC dediğimiz aktif gürültü engelleme özelliğine sahip 10 mm dinamik sürücülerle geliyor. Bluetooth 5.2 teknolojisini üzerinde barındırıyor. Çift mikrofonu var. Şeffaf mod özelliği var. 10 saate kadar müzik dinleyebiliyorsunuz kulaklıklarıyla. 32 saate kadar da kutusuyla beraber dinleyebiliyorsunuz. 10 dakikalık hızlı şarj ile 4 saat müzik dinleme imkanı sunuyor. Kulaklıkların üzerinde 55 mA, kutunun içinde ise 410 mAh'lik bir pilimiz var. Ve kulaklık çıkarıldığında müzik durdurma özelliğiyle beraber geldiğini belirtelim. Beyaz ve siyah renk seçeneğinde bulunduğunu söylemek isteriz. Şimdi genel görünümünden bahsettik. Teknik özelliklerinden de bahsettik. Peki Honor Earbuds 2 SE bizlere neler sunuyor? Deneyim anlamında nasıl bir deneyim sunuyor? Şimdi videonun başında söylemiştim arkadaşlar. Honor yakın zamanda Huawei'nin alt markasıydı ama daha sonra başka bir konsorsiyuma, daha doğrusu satıldı, bir firma değil ama bir konsorsiyuma satıldı ve artık kendisi bağımsız olarak ilerlemeye çalışacak. Ama hala Huawei'den fazlasıyla izler taşıyor. Mesela tasarımdaki bu yan yüzde bulunan bu gizli tuş mesela birçok Huawei modelinde de var. Cihazı burada kapağını açtığınızda eğer Huawei marka telefonu, yani Honor varsa zaten olur da Huawei marka bir telefonunuz varsa da görüyor ama Otter ismiyle görüyor. Biraz değişik bir isimle görüyor. Bunu neden böyle olduğunu biz de anlayamadık. Ama eşleştirdikten sonra da böyle Otter diye görmeye devam ediyor. Yani Honor yazmıyor. Enteresan bir şekilde. Neden öyle olduğunu da bilmiyoruz. Bu arada ayarlarla ilgili seçenekleri normalde Bluetooth menüsünde ulaştığımız bölümden ulaşabiliyoruz. Mesela normalde bir Bluetooth bağlantısı yaptığımız zaman ekranda ne gösterirdi bize? Bir Bluetooth bağlantısı yaptığımız cihazın ismini gösteriyordu. Bizim onun üzerine gelip tıkladığımız zaman da detaylardan bazı ayarlarını açıp kapatabileceğimiz bir bölüm geliyor arkadaşlar. Burada mesela gürültü engellemeyi açık kapalı veya farkındalık modunda da yapabiliyoruz. Farkındalık modu nedir biliyorsunuz. Dışarıdaki sesleri eğer duymak isterseniz farkındalık modunu veya şeffaflık modu diye geçiyor bazı yerlerde. Aktif ettiğiniz zaman bunları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yine ayarlar içinde arkadaşlar şöyle bir şey var. Kulaklıkların üzerindeki hassas dokunmatik alanlar var. Bunların ne yapacağınızı belirleyebiliyorsunuz. Mesela iki kez dokununca sol kulaklıkta oynat duraklat, sonraki şarkı, önceki şarkı, sesli asistanı uyandır veya hiçbiri gibi seçenekler geliyor. Aynı şekilde sağ kulaklıkta da benzer bir şey yapabiliyorsunuz. Ayrıca basılı tuttuğunuz zaman, yani kulaklığın üzerine basılı tuttuğunuz zaman ne olacağını da gürültü kontrolü olsun ya da hiçbir şey olmasın.
sağ ya da sol kulaklık için gibi ayarları buradan da görebiliyoruz. Ayrıca gürültü engelleme, işte gürültü engelleme farkındalık devre dışı bırakılır ve farkındalık dışarıdan gelen sesler engellenmez gibi. Yani basıp tuttuğun zaman ne olacağını buralara atayabiliyorsunuz. Bu da ilginç bir şey olmuş. Bir de yazılımın güncellemesini de buradan yapabiliyorsunuz. Yani aslında yeni bir yazılım yüklemeden, ekstra bir yazılım yüklemeden, Honor'un yazılımını vesairesini yüklemeden de kulaklığın ayarlarını bir şekilde Bluetooth menüsünden aslında güncelleyebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz ve düzenleyebiliyorsunuz. Şimdi gelelim Honor Earbuds 2 serinin ses kalitesine. Ben ses kalitesini beğendim. Dengeli bir ses kalitesi var. Yani daha önceki biz kanalımızda Honor'un farklı kulaklıklarını da incelemiştik bu arada. Onlardaki kalitenin bir benzeri var. Hatta Huawei kulaklıklarla da fazlasıyla benzeyen bir kalite olduğunu söyleyebilirim. Yani onlardan çok iyi değil, onlardan kötü de değil. Onlar kadar bir kalite sunduğunu belirteyim ben. Ve özellikle de bu ANC olayı güzel çalışıyor. Gerçekten de güzel çalışıyor. Şimdi biliyorsunuz ANC dediğimiz yani Active Noise Cancelling, aktif gürültü engelleme teknolojisi dışarıdaki seslere göre kulaklığın o sesleri elimine etmesi teknolojisine dayanıyor. Gayet güzel bir şekilde elimine ediyor ve çok gürültülü ortamlarda bile siz gürültü duymadan gayet net bir şekilde hem görüşme yapabiliyorsunuz hem de müzik dinleyebiliyorsunuz. Bu güzel. İstediğiniz zaman bunu açıp kapatabiliyor olmak da güzel. Bu benim hoşuma gitti. Yani farkındalık modu veya şeffaflık modu ile beraber istersen dışarıdaki sesleri de duyabiliyorsun. Bu tamamen size kalmış bir şey. Ama seslerle ilgili çok ayar yok. Hani ben mesela bas istiyorum deseniz bası arttırabileceğiniz bir ayar yok bu kulaklığın üzerinde. Ya da tizi istiyorum deseniz tizi arttırabileceğiniz bir ayarda bir çeşitli ayarlar ne yazık ki bu kulaklığın üzerinde bulunmuyor. Ama çok büyük dert mi? Bence değil. Çünkü sunduğu bas ve tizlerin ben çok dengeli olduğunu düşünüyorum. Gelelim pil ömrüne. Honor Earbuds 2 SE aslında teknik speklerde de söyledik. Oldukça uzun bir pil ömrü sunuyor. Kutusuyla beraber kullandığınız zaman da yani bayağı uzun saatler boyunca müzik dinleyebiliyorsunuz. Birçok şeyi yapabiliyorsunuz. Zaten bu tip ürünlerin aslında genel özelliği bu. Kutusuyla beraber oldukça uzun saatler boyunca kullanım imkanı sunuyorlar. Ha, kutunun şarjı bittiği zaman, bir şey olduğu zaman takıyorsunuz. Tip C bağlantısı olan bir adaptöre veya bilgisayara bağladığınız zaman birkaç saat içinde şarjı full yanıyor. Siz de kulaklıkları kullanmaya devam ediyorsunuz. Bu manada bir sıkıntı olmadığını söyleyeyim. Tabii ses kalitesinden bahsettik ama müzik kalitesini size aktarma imkanım yok ne yazık ki. Ama şunu yapabiliyoruz arkadaşlar. Bir video çekiyoruz biliyorsunuz biz bu tarz kulaklıklarla ve aynı zamanda bir telefon görüşmesi yapıyoruz. Şimdi gelin bir onları izleyelim. Daha sonra incelemeye fiyat kısmına devam edeceğiz. Arkadaş selamlar. Sesin nasıl geliyor? İyi geliyor abi. Sen beni nasıl duyuyorsun? Net bir şekilde geliyor mu sesim? Çok net ve çok akıcı bir şekilde duyuyorum. Şu anda seninle Honor Earbuds 2 SE üzerinden konuşuyorum. Bizim ofisin balkonda biliyorsun balkon E5'e bakıyor epey gürültülü. Şu anda da bir rüzgar var burada. Sesin benim nasıl geliyor peki? Vallahi duyduğum kadarıyla arkada hiçbir şekilde bir araba sesi, rüzgar sesi, herhangi bir gürültü sesi gelmiyor. Çok güzel, çok güzel. Tamam o zaman şimdi kapatıyorum ben. Sana kolay gelsin. Tamamdır. O zaman bir de mikrofon performansına bakalım. Evet, şimdi mikrofon performansına geçiyoruz. Evet sevgili Teknoloji Oku takipçileri, bu videoyu şu anda kulağımda bulunan kulaklıklar üzerinden kayıt ediyoruz. Daha doğrusu mikrofon anlamında bu kulaklıkları kullanıyoruz. Bunlar da Honor Earbuds 2 SE kulaklık TWS olarak geçiyor. Şöyle bir vurayım isterseniz. En azından sizin de yani sesi buradan aldığımız konusunda emin olabilirsiniz. Öte yandan şunu söyleyelim. Hemen E5'in kenarında ofisimiz var ve ofisimizin balkonundan kayıt yapıyoruz ve dışarıda oldukça bir gürültü var ve rüzgar da olduğunu söyleyelim. İşte kulaklıkların mikrofon kalitesi de bu şekilde. Siz de bir video kayıt yaparsanız ya da bir ses kaydı yaparsanız 3 aşağı 5 yukarı bu kalitede bir ses kaydı almış olacaksınız. Şimdi gelelim hepinizin merak ettiği konu. Honor Earbuds 2 SE'nin fiyatı. Evet duyar gibiyim bu soruyu. Ürünün fiyatı biz bu incelemeyi yaptığımız tarihteki Türkiye pazarına yeni giriş yapmıştı. 499 TL olarak açıklandı. Çok pahalı bir rakam değil. Sunduğu özellikleri gösteriyorum. Çok ucuz bir rakam da değil. Daha ucuzda kulaklıklar var. Aynı özelliklere sahip ama ANC yok onun büyük bir çoğunluğunda arkadaşlar. ANC olup da bilinen markalar anlamında yani öyle Çin'deki hani no name markalar dışındaki markalardan bahsediyorum. Bilinen markalar anlamındaki ürünler genelde 3 aşağı 5 yukarı bu fiyattan başlıyor. Dediğim gibi giyinme özelliği de var. Yani müzik çalarken kulaklığı çıkardığınız zaman müzik duruyor. Taktığınız zaman kaldığınız yerden devam ediyor. Veya film, video izliyorsunuz YouTube'da, şurada, burada. Aynı işlemi buradan da gerçekleştiriyor. ANC özelliği var. Güzel de bir kutusu var. Şarj ediyorsunuz ve kullanıyorsunuz. Bu özellikleri sunan muadillerine baktığımızda
3 aşağı 5 yukarı bu fiyattan olduğunu söyleyeyim. Çok pahalı değil ürün, çok da ucuz da değil. Piyasa fiyatında ortalama bir noktada duruyor. Tabii kampanya olur, fiyat düşer, 3 ay sonra başka bir rakam olur. O taraflarını bilemiyoruz ama test ettiğimiz tarihteki fiyatın 499 TL olduğunu söyleyeyim. Evet sevgili Teknoloji Oku takipçileri, okuyucuları, izleyicileri. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videomuzda sizlere Honor Earbuds 2SE TWS dediğimiz kulaklığı incelemeye çalıştık. Bu ürünle ilgili birçok şey anlattık, örnekler de verdik ama olur ya, bizim anlatmayı unuttuğumuz, sizin merak ettiğiniz konular varsa yorumlar kısmına yazmaktan çekinmeyin. Hepsini okuyoruz, hepsini değerlendiriyoruz. Elimizden geldiğince de yanıt vermeye çalışıyoruz. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.